Emre Köprülü. Tekirdağ Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. AKP tarafından uygulanan dışa bağımlı siyasetin bir başka tezahürü de çok açık bir biçimde görülmektedir ki enerji politikasında. Bu politikada artık iflasın eşiğine gelmiş. Bugün elektrik üretimimizin %60'ı ithal girdilerle gerçekleştiriliyor. AKP ülkenin enerji kaynaklarını etkili ve verimli kullanamadığı için hem dış ticaret açığı artıyor hem de vatandaşlarımız elektriği daha pahalı bir biçimde kullanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu kapsamda yapılacak mevzuat düzenlemeleri elektriğin yeterli, sürekli ve düşük maliyetli üretimi ve bu kapsamda da çevreye de uyumlu bir şekilde tüketicinin kullanımına sunulması şeklinde düzenlemeler ve mevzuat yapılması gerekirken AKP hükümeti tarafından bu kapsamın tamamen dışında pahalı ve dışa bağlı bir enerji politikası izleniyor. Şimdi bu yasa kapsamında da açık olarak vatandaş değil, dağıtım şirketinin ya da şirketlerinin ihtiyaçları ve beklentileri karşılanıyor. Kamusal hizmet veya da halkın beklentileri hiç önemsenmiyor. Değerli milletvekilleri, aslında bu süreç yeni değil. Biraz daha bunun geçmişine gitmemiz lazım. Elektrik dağıtım işlerinin özelleştirilmesinde ve özelleştirme faaliyetlerinde de gerekçe ve bu faaliyetlerin altında yatan bu. Özelleştirmelerden sonra kamu hizmeti amacı bir tarafa itiliyor. Asıl amaç olarak nasıl daha fazla para kazanırız, nasıl daha fazla kar ederiz amacı ortaya çıkıyor. Şimdi sizlere birkaç örnek vereceğim. Şimdi Trakya'da da elektrik dağıtım işi özelleştirildi ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ TREDAŞ'a verildi. İlk iş olarak ne yapıldı? İlk iş olarak Trakya'da sokak, cadde ve köy aydınlatmalarında kullanılan 8113 tane sokak lambası söküldü. Bunu nereden bu kadar emin konuşuyorum? Önergelerime verilen cevaplardan konuşuyorum. Köyler, caddeler, meydanlar karanlıkta kaldı. Çok açık olarak söyleyebiliriz ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında elektrik giden köyler, Cumhuriyet'in 90. yılında AKP iktidarında karanlıkta kaldı. Bu ayıp zaten AKP iktidarına yeter. Ama başka bir olay daha var. Sadece Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde elektrik borcunu 2-3 gün içinde ödemedi diye toplam 293 bin abonenin elektriği kesildi. Her birinden 18 lira açma kapama parası toplandı. Yazıktır vatandaşa yapılan. Yazık ama daha büyük yazık başka. Ben bunu Sayın Bakan'a mecliste sorduğumda bakan aynen şu cevabı verdi tutanak elimde. Bunların hepsi kamu adına yapılıyor dedi. Bunlar şirketin cebine gitmiyor ki dedi. Bu konu açık olarak söylüyorum ki doğru değildir. Bakan o günkü oturumda da hem meclisi hem halkı yanlış bilgilendirmiştir. Kar seviyesinin üstünde çıkanlar devlete gider. Kar seviyesinin üstüne çıkanlar devlete gider. Ama diğerleri şirketin cebine gider. Başka bir konu daha var. Değerli milletvekilleri, para hırsının geldiği son nokta. Bakın birkaç gazete haberi okuyayım size. Caminin elektriği borçtan dolayı kesildi. Cemaat namaz kılamadı. Elektriği kesilen camide ezan sesi sustu. Şimdi bu konuda diyeceksiniz ki ya bunlar gazetelerin abartılı haberleri. Böyle şey olur mu? Bunlar yandaş basın, yandaş medya. O zaman Bakan Taner Yıldız imzalı soru önergesinden okuyayım. Diyor ki Keşan, İpsala, Enes ve Çorlu bölgelerinde toplam 6 adet caminin elektriği borçtan dolayı kesilmiştir diyor. Şimdi ben size soruyorum. Camiler, ibadethaneler kar elde edecek, para kazanılacak yerler midir? Veya şunu açık olarak söyleyelim. Bugün savaş yıllarında, İkinci Dünya Savaşı'nda askerler Mehmetçik o camilerde yattı diye ortalığı kaldıranlar kendi dönemlerinde 2013 yılında elektriği kesildiği için
ibadet yapılamayan, ezan okunamayan camiler için hiçbir bir şey söylemeyecekler. Gerçekleri açık olarak ortaya koymak lazım. Bu iş para kazanmanın dışında, kar elde etmenin dışındadır diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.